Haftanın ilk günü pişi pizza. Hiç yemedim ama bir tahminim var. Hadi bakalım en güzel yapanı bulalım. Oo, şık gözüküyor. Sadece daha pufur pufur bir şey bekledim hani pişi deyince. Ama yani şu an yediğim şey çok hoşuma gitti. Bayağı güzel olmuş. İçindeki bütün sebzeleri pişmiş. Hamurunu güzel yoğurmuş. Güzel pişmiş ki böyle fosurdamış. Güzel kesmiş. Biraz irili ufaklı ama fark etmez. Şu sosa ben bayılıyorum. Bizim şefimiz Eren'in kendi sosu, kendi yaptığı sos bu. Ver tarifini diyorum, vermiyor. Alacağım bir gün, size de vereceğim. Bayıldım. İkinci tabağımız. Bu tabağın şekli yanlış olmuş. Tadı kötü olmamış bence. Güzel bir tadı var. Bir tık kalın tuttuğu için içinde hafif hamurluk var. Çok yok ama hamurluk var. Sebzelerin dedi bir tık dirilik var. Birinci tabak o kadar güzeldi ki bunun yani şu kalınlığı, hamurluğu hoşuma gitmedi. Şekli yanlış. Şimdilik dursun. Çok karar veremedim. Güzel pişirmiş aslında dıştan. Görüntü güzel. Çok kötü bir tabak diyemem ama biraz şimdi kafam karıştı. Hangisi doğru? Üçüncü tabağımız. Bu tabak da bir kadar güzel olmuş. Bir tık fazla ince yapmış. Birinki daha böyle fosur fosurdu. Bunu böyle yap kocaman kavanozlara. Doldur arada böyle at ağzına gibi bir şey yani tarifimiz. Çok şık tarife bayıldım. Sebzeleri güzel pişmiş, güzel doğranmış. Nizami bir şekilde de hamuru kesebilmiş. Bir tık bire göre, biri çok beğendim. Bire göre kuruluk var o kadar. Yoksa şekil şemal. Hoşuma gitti. Son tabağım. Bu tabak da kötü olmamış aslında. Dediğim gibi o ekmek gibi bir şey bu. Böyle kavanozun içine doldur at at ağzına bir şey ya. Sadece bence böyle bu kadar kuru olmamalı. İçlerinde en kurusu bu. Takır takır. Hatta üçüncü, dördüncü kayınvalideye kadar ne olur kim bilir. Sebzelerini çok fazla küçültmüş. Fazlaca küçültmüş. Ve böyle taş gibi bir pizza olmuş. Çok vasat tabaklarım yok. Ama çok iyi iki tane tabağım var. Beni tavlayan. Hadi puanlayalım. Birinci tabak görüyorum ki içlerinde en dengelisi. Çok da hoşuma gitti ilk tattığımda. 5 puan. İkinci tabak şekil olarak hepsinden çok farklı ve hamur olarak en kalın 1 puan ama inanın ki birlik değil tadı. Üçüncü tabak birden hiçbir farkı yok, bir tık daha kuruydu 4 puan. Bu tabağımız da çok kuru olmuş 1 ve 3'e göre, şekil şemal olarak kötü olmasa da bu kadar takır takır olmamalı 2 puan. Hadi bakalım haftanın ilk gününe kimler kaç puanla başlıyor? Önce 2 puan. İki puancık. Haftaya böyle başlıyor bu gelinimiz. Kim acaba? Tuğba. Bak bilezikleri kazanınca bir şey oluyor gelinlere. Böyle bir salıyorlar, rahatlıyorlar sanırım. Burada da 4 puan alan ve 5'i külliyen kaçıran bir gelin var. Acaba kim? Dört puan kime gidiyor acaba? Şafak. Bak Şafak geliyor. Ayak seslerini duyuyorum Şafak'ın. Yeşim mi Gözde mi acaba günün yıldızı olmuş? Şu yanlış tabağı kim yaptı acaba? Bir tane çok güzel tabağım var. Bir tane de şekil olarak yanlış bir tabağım var ve çok hamur bir tabağım var. Bakalım kimmiş bu gelinlerimiz? Gözde. Çok enteresan. Yeşim burada
şekilleriyle ünlüdür. Çok nizami yapar her şeyi. Çok dikkatlidir. Hiç genelde atlamaz şefin söylediklerini. Sanırım bugün şefi dinlerken havalara bakmış. Maalesef bugün bu tabak başını yakacak. Mutfağa koşun, çayınızı, kahvenizi doldurup ayakları da uzatın. Keyif zamanı. Şimdi sıra kayınvalidelerde.